geçti? Benim için kötü. Yetişemedim yani. Sözel bölüm gayet güzel geçti. Sayısalda birazcık sorun yaşadım. Bir tek matematik birazcık zordu. Sözelim daha iyi geçti sayısala göre. Sayısalım biraz kötü olabilir yani benim için öyle. Ama sözelim iyi geçti yani beğendim sözelim. Sözel bölümde zorlanmadım ama sayısalda matematikte birazcık zorlanma oldu. Sayısal beklediğimden zor çıktı. Gayet yani feni yaptım. Kolaydı bence. Matematikte 10 boşum var çünkü bence oldukça zordu. Sözel bölüm oldukça kolaydı. Beklediğimden kolay çıktı. Türkçeden full bekliyorum. İnkılaptan 2 yanlış falan olabilir. Ya ortalama geçti. Bu dönemde birçok sorun olmasına rağmen yani bütün öğrencilerin rahatlıkla yapacağına inanıyorum. Açıkçası sözel çok güzeldi. Hatta sözeli fullledim diye düşünüyorum ama sayısal gerçekten çok zordu. Bize okula gitmediğimiz halde bu kadar zor sorulmasını biraz haksızlık olarak görüyorum açıkçası. Çünkü sayısal çok zordu. Matematik özellikle 2020'ye oranla gayet çok zordu. Çok zordu. Fen o kadar zor değildi ama sözel kolaydı. Sözeli bu kadar kolay yapacaklarına sayısalı biraz daha kolaylaştırabilirlerdi. Özellikle Türkçe'de mesela hiç yeni soru yoktu. Hepsi böyle kısa kısa sorulardı. Sınavın nasıl geçti? Kötü. Güzel geçti. Sözel iyi, sayısal kötü. Zorlandığım sorular da oldu tabii. Matematik en çok. Onda zorlandım. Deneme sınavlarından daha rahat geçtiğini söyleyebilirim. Güzel. Beklediğim gibiydi. Sınavım iyiydi. Sınavım iyi geçti. Güzeldi. Sınav süresi yeterli miydi sence? Yani evet. Gerektiği kadardı. Sözel gayet yeterliydi. Dediğim gibi sayısal için bir tık daha fazla olabilirdi biraz daha. Evet, benim için kolaydı. Yani yeterliydi. Sözel bir 10 dakika daha uzatabilirdi bence. Sözel bir tık şeydi. İngilizce'de yetişemedim yani. Sınav süresi sözel için yeterliydi. Zaten ben sınav bitmeden 15 dakika önce bitirmiştim. Yani genel olarak sayısalda da ucu ucuna yetiştirdiğime rağmen yine de güzeldi yani. Sınav süresi bence yeterliydi. Bana gayet yetti. Bence yeterliydi. Yapabildim yani tam zamanında. Evet, yeterliydi. Yani yeterliydi. Bence sözel için yeterliydi. Yaptım yani. Hatta zamanım 20 dakika falan arttı ama sayısalı boş bıraktığım için bence pek bir şey yoktu. Sınav süresi yeterli değildi çünkü ben açıkçası her çözdüğüm denemede süreyi yetiştirebiliyordum. Hatta erken bile çıkıyordum. Son dakika bir sürü soru işaretledim. Özellikle fende 10 sorum kaldığında 10 dakika kalmıştı. Ve özellikle bir soru 2 dakika kaldığı düşünülürse bu oldukça az. Ben de hani işaretleyebildiğim kadar işaretledim ama yetmedi yani süre. Sözel de çok iyiydi. Yeterliydi. Tabii yeterliydi. Sorular beklediğimden kısaydı. Deneme sınavlarında sorulanlardan kısa çıktı. Yani uzun bekliyordum ama kısa çıktığı için süre yeterliydi bence. Hangi derste daha çok zorlandın lan? Matematik. Matematik? Evet. Neden zorlandın sence? Sorular normale göre daha uzundu, böyle bir sayfaydı bütün soruları. O yüzden biraz zorladı. Matematikte tabii ki. Soruları mantığını kavruyorum fakat çözemiyorum. Sonuca varamıyorum bazen. Sanırım matematik. Problem yapmada birazcık yetersiz olduğumu söyleyebilirim. Matematik. Sorular uzun ve işlemler zor diyor yani birazcık. Matematik. Çok çalışamadım yani. Hangi derste? Matematikte biraz daha zorlandım diğer derslere göre. Benim genel olarak zaten sayısalım çok iyi değil sözel olana göre. Matematikte çok böyle sorularda anlamadığım şeyler oluyor. Türkçe'de öyle sorunlar yaşamıyor. En çok matematikte zorlandım tabii. Sorular uzundu ve zorlayıcıydı. Matematikte daha çok zorlandım ama yaptım genellikle. Uzun sorular vardı. Okuduğunu anlamaya dayalıydı. Matematik. Sorular zor geldi. Matematikte biraz işlemler uzun sürdü. O yüzden orada çok panik yaptım. Neredeyse matematiği bitiremiyordum. Matematikten. Bence problemleri, denklemleri falan zor olduğu için zaten matematik zor bir ders benim için. Matematikte çok zorlandım. Çünkü matematik konuları bence hani Türkçeden dil bilgisi çıkarılacağına matematikten birkaç konu eksiltilebilirdi. Matematik. Konuları bilmiyordum. Zordu, bayağı zordu. Matematik ve fen. Ya sorular uzun. Yani hem zaman sıkıntısı da var. Bir de ben o derslerde genellikle kötü olduğum için. Matematik ve fen. Sence neden? Çalışmadım. Matematik yani çoğunlukla çok az da bir fen denilebilir. Türkçe beklediğimden kolay geçti. Çok kolaydı. Yani bir matematik diyebiliriz. Sınava hazırlanırken Tonguç Akademi ile çalıştın mı? Evet. Bayağı bir videolarını falan izlemiştim genel tekrar. Tonguç Akademi'nin yani sınavlarda da deneme sınavlarında da bayağı bir faydası oldu yani. Tekrar açısından.
hatırlamadığım şeyleri hatırlatma açısından güzel oldu. Evet. Daha çok videolardım. Evet. Aslında Tonguç Akademi ile çalışınca nasıl diyeyim size? Daha çok kafam açılıyor. Hani daha iyi anlıyorum konuları. Çünkü anlatım şekilleri çok güzel, açıklayıcı. Evet, takip ettim bayağı. Dinamo'yu ve 3-2-1 denemelerini bitirdim. Evet. Videolardan ve son full tekrar izledim. 3 saatlik canlı yayın vardı. Abone olmuştum zaten. Canlı yayın bildirimleri hep geliyordu. Görüyordum yani. Bazı konu eksikliğim oluyordu. Özellikle matematikte ya da fende. O konu eksiklerimi oradan gidermeye çalıştım. Evet. Kitap ve videolardan destek aldım. Hem kitapların içeriğinden hem de videolarından yararlandım. Yararlandım, evet. Konu anlatımından sizin kitaplarınızı da yaptım. Gayet güzel soruları da vardı. Aynı LGS'deki sorulara benzerdi. Güzel ya gayet. Yararlandım. Evet. Bu sabah da izledim hatta. Gerek kitaplarından olsun gerek videolarını izledim. Bana Türkçe'de paragrafon çok yardım etti. Pandemi koşullarında belgeseli hazırlanmak seni nasıl etkiledi? Aslında evde olduğum için çalışma konusunda zaman olarak daha iyi oldu ama yüz yüze bir eğitim görsek biraz daha yükseltebilirdim netlerimi bence. Olumlu etkiledi birazlar çünkü en azından okula gidip gelme süresi yok. Evdeyken teneffüs aralarında da çalışabiliyordum. Biraz zorluydu. Yüz yüze eğitim daha iyiydi. Diğer dönemlere göre daha mağdur kaldık biz ama bu mağduriyeti de bu sınavın kolay olmasıyla karşıladık yani. Zorluydu, zorlu bir süreçti. Bence olumlu etkiledi. Zordu tabii ki de. Dershanelerde kısıtlı zaman geçiriyordunuz. Birçok yerde sıkıntılar vardı. Kafanız hep allak bullaktı, psikolojiniz bozuluyordu. Ama yine de bunun dışında iyiydi yani. Yine evdeydiniz, rahattınız, rahat bir ortamda çalışıyordunuz. Okula gidemediğimiz için tabii ki online eğitim zor oluyor. Her öğrenci için bence böyledir. Zor bir süreçti ama yaptık. Açıkçası olumsuz bir şey ama ben aslında yüz yüze eğitimin online eğitimle kıyaslandığında daha faydalı olduğunu düşünüyorum ama online eğitim geliştirilirse yüz yüze eğitim kadar da faydalı olabilir. Çünkü bir kere zaman tasarrufu denen şey online eğitimde çok var. Sabahtan hani mesela okula gitme süreniz, gelme süreniz, dinlenme süreniz bunların hiçbirisi online eğitimde yok. Zordu ya. Çünkü uzaktan olmuyordu. Okulda olsam daha çok şey yapabilirdim. Ev ortamında olmak biraz zor oldu. Sonra online ders yüz yüzeden biraz daha zor oldu tabii ki. Onlar biraz zorladı diyebilirim.